Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde gen aktarımı ve gen klonlaması hakkında konuşacağız. Transgenik canlılar nasıl elde ediliyor ve bunları nerelerde kullanıyoruz, bunları konuşacağız. Çok güzel ürünler elde edebiliyoruz. Ama dediğim gibi doğru insanların, etik çalışan insanların elinde kalırsa, etik çalışmayan insanların elinde zararlı hale de gelebiliyor. Bu yüzden hassas davranmak gerekiyor. Günümüzde arkadaşlar istenilen genleri bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara aktarıp canlıya yeni özellikler kazandırabiliyoruz biyoteknolojik yöntemlerle. Nasıl bir türden? Farklı türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş canlılara, genetiği değiştirilmiş organizma ya da GDO diyoruz. Diğer adıyla arkadaşlar transgenik canlı diyoruz. Demek ki farklı bir türden gen aktardığımızda o canlı artık genetiği değiştirilmiş organizma haline geliyor. Transgenik bitkilerin gıda ihtiyacını karşılamaya yönelik kullanımına başlanmış. Hatta bu çalışmalara işte dünya üzerindeki açlığı bitirmek için başlanmış aslında. Daha çok ürün elde edebilelim ve açlıktan insan ölmesin diye. Ya da işte belli bir bitki üretelim, o bitkiyi yiyenler aşılanmış olsun ya da o bitkiyi yiyenlerde A vitamini eksikliği artık olmasın gibi çalışmalar için böyle bir çalışmaya başlanmış. Mesela doğal pirinçte bulunmayan A vitamini öncüsü olan beta karoten maddesinin oluşumundan sorumlu bir gen var. Bu gene kim sahip arkadaşlar? Nergis bitkisi sahip. Nergis bitkisinden bir bakteri aracılığıyla çeltiğe, yani pirince aktarılmış bu gen. Böylece pirinç beta karoten üretme yeteneği kazanmış. Yani artık pirinç de o gene sahip olduğu için beta karoten üretebiliyor, A vitamini üretebiliyor. Buna biz altın pirinç diyoruz. Biraz böyle turuncumsu, sarımsı bir renkte, beyaz değil. Bu pirincin üretimiyle A vitamini eksikliğinin giderilmesi amaçlanmış. Biyoteknolojik yöntemlerle istenilen ürün ucuz bir maliyetle bol miktarda üretilebilir arkadaşlar. Bu çok önemli. Mesela biz bir bakteriye insülin ürettirdiğimizde hem ucuz bir yöntemle hem de çok fazla üretebiliyoruz. Aynı yöntemi koyunlar üzerinde kullandığımızda daha pahalıya mal oluyor ve daha az ürün elde edebiliyoruz. Bu yüzden biyoteknolojik yöntemler çok çok avantajlı. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde yine bu yöntemleri kullanabiliyoruz. Gıda sanayinde kullanıyoruz. Suların arıtılmasında, tarımsal üretim ve suçluların belirlenmesinde yine kullanabiliyoruz. Daha birçok alanda kullanıyoruz. İlerleyen konuların içinde bunların örneklerini de konuşacağız. Şimdi gen klonlaması nasıl yapılır? Onu öğrenelim. Ve bununla birlikte neler üretilebilir, nerelerde kullanılabilir bunları da görmüş olalım. Gen klonlaması nedir arkadaşlar? Bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntemleri kapsıyor. Tek bir hücreden çoğaltılan ve genetik yapısı aynı olan hücrelere ne diyoruz biz? Klon diyoruz. Tek bir hücreden çoğaltılıyor. Genetik yapısı aynı olan hücrelere ne dedik? Klon. Genlerin klonlanmasında çoğunlukla arkadaşlar bakterilerden yararlanılıyor. Neden? Çünkü bakteriler sağlam bir hücre duvarları var. Olumsuz koşullara bu yüzden nedirler? Dayanıklıdırlar. Hızlı çoğalırlar. Kolaylıkla izole edilebilir onların DNA'sı. Dolayısıyla çalışmalarda kullanıyoruz. Genetik modifikasyonlara uygundur ve ucuz kaynaklarla beslenebilirler. Şimdi şundan bahsedelim. Hızlı çoğalmasının bizim için avantajı nedir? Mesela aynı çalışmayı biz bir koyunda bir inekte yapsaydık, onların çocuk doğurması için belli bir süre beklememiz gerekirdi ve çok sayıda yavru elde edemezdik. Dolayısıyla çok sayıda ürün de elde edemezdik. Fakat bakteri 20 dakikada bir bölündüğü için, çok hızlı çoğaldığı için bizim istediğimiz ürünü çok kısa bir süre içinde, bir gün içinde bile binlerce bakteri oluşabildiği için ürün elde edebiliyoruz hızlı bir şekilde. Kolaylıkla izole edilebilirler. Bu da çok önemli arkadaşlar. Onların halkasal DNA'ları var. Plazmit dediğimiz. Plazmit izole edilip ona gen aktarılıp tekrar bakteriye aktarılabiliyor. Bunun kolay yapılabilmesi yine avantaj. Genetik modifikasyonlara
uygundurlar, bu tür değişimlere uyumludurlar ve ayrıca ucuz kaynaklarla beslenebilirler. Biz bu çalışmalarda çeşitli hayvanları kullansak onları beslemek için ayrıca bir para ödememiz gerekir. Fakat bakteri de çöp diyebileceğimiz şeylerle bile besleyebildiğimiz için ucuz kaynaklarla beslenebiliyorlar. Ayrıca bir onlar için harcama yapmamıza gerekmiyor beslenmeleri için. Klonlamada bakteri sitoplazmasında bulunan ve hücre DNA'sından bağımsız olarak çoğalan plazmit adı verilen halka şeklinde bir DNA var arkadaşlar. Küçük DNA parçaları. İşte bunları kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Nasıl keseceğiz? Nasıl gen aktaracağız? Şimdi şekil üzerinde bunları öğrenelim. Gen klonlamasının çeşitli aşamaları var arkadaşlar ve bunların sıralaması oldukça önemli. Sorularda hangi sırayla yapıldığı karşınıza çıkacak. Bu yüzden olayın mantığını anlatırken sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Şimdi insülin üretme örneği üzerinden anlatmaya çalışayım. Şimdi biliyorsunuz insülin şeker hastalarına verdiğimiz bir ilaç ve o sayede hayatlarını sürdürebiliyorlar rahatlıkla. Hem diyet yapıyorlar, şeker açısından glikoz içeren, karbonhidrat içeren besinlerle ilgili diyet yapıyorlar. Hem de insülin kullanıyorlar ki hayatlarını sürdürebilsinler. İşte bu insülini elde edebilmek için bakın bir bakteri kullanıyoruz. Bir de insülin gen bölgesi taşıyan hücreyi kullanıyoruz. İnsülin gen bölgesi taşıyan hücre bizim pankreasımızın hangi hücresi? Beta hücresi. İşte bu o beta hücresini aldık ve hücreden DNA'yı izole ettik. Bakteriden de neyi izole ettik arkadaşlar? Plazmit dediğimiz halkasal DNA'yı izole ettik. Yapacağımız ilk çalışma bu. Bakterinin plazmitini ve hücreden çıkardığımız DNA'yı keseceğiz. Fakat burada şu çok önemli, ikisini aynı enzimle kesiyoruz arkadaşlar. Hem plazmiti restriksiyon enzimiyle kesiyoruz hem de buradaki DNA'nın gen bölgesini restriksiyon enzimiyle kesiyoruz. Kestikten sonra buradan aldığımız geni nereye aktaracağız arkadaşlar? Plazmite aktaracağız. Aynı enzimle kestiğimiz için bunların açıkta kalan nükleotitleri mesela bir tarafta adenin, timin, guanin, sitozin şeklinde olmuşsa kestiğimiz gen bölgesinde de bunun karşısında timin, adenin, sitozin, guanin şeklinde karşılıklı nükleotitlerde uyum söz konusu olacak. Böylece kolayca birleştirebileceğiz. O zaman üçüncü aşama olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Gen bölgesini plazmite ekliyoruz. Hangi enzimle? Ligaz dediğimiz enzimle. Kesici enzim, restriksiyon ya da uzun adıyla restriksiyon endonükleaz enzimi. Birleştiren enzim de nedir? Ligaz enzimi. Ligazı daha önce de işlemiştik hatırlayın. Replikasyonda Okazaki parçalarını da birleştiriyordu. Burada da ne yapıyor işte? Gen bölgesini plazmitle birleştiriyor. Bunu ekledik ve bir genetiği değişmiş DNA elde ettik. İşte bu genetiği değişmiş DNA'yı arkadaşlar rekombinant DNA diyoruz. Rekombinant plazmit elde ettik. RDNA da diyebiliriz biz buna. Şimdi bu tek başına insülin üretemeyecek. Bunun için enzim lazım, ribozom lazım. Dolayısıyla hücrenin içine bu rekombinant DNA'yı aktaracağız. Bakterinin içine rekombinant DNA'yı aktardık. Artık bakterimiz de rekombinant hale geldi. Yani genetiği değişti. GDO'lu oldu, transgenik oldu ve genetiğini değiştirmiş olduk. Plazmit arkadaşlar burada vektör olarak kullanılacak. Vektör taşıyıcı demek. Neyi taşıyor? O geni taşıyor. Hücreden hücreye, hücreden hücreye aktarılacak bakteri bölünüp çoğaldıkça. Dolayısıyla klonlarını oluşturmuş olacağız biz bu genin. Bakteriye aktardıktan sonra bakteri ne yaptı arkadaşlar? Bölünüp çoğaldı. Bu klon hücreler kültürde çoğaltıldılar. Hepsi birbirinin aynısı. Çünkü bakteri biliyorsunuz bölünerek çoğalır. Bölünerek çoğalma bir eşitsiz üreme yöntemidir. Dolayısıyla genetik açıdan birbirinin tıpatıp aynısı binlerce bakteri elde edebiliyoruz. Sonra artık bu bakteriler insülin üretiyor. Çünkü o gen bölgesine sahipler. İnsülin bakteri için lazım bir madde değil. Ben bu bakterilerin çeperlerini parçalayarak çeşitli yöntemlerle o insülini elde edebilirim ve şişeleyebilirim. Böylece ilacı elde etmiş olurum. Böylece de şeker hastalarına
uygun hale gelmiş olur. Daha önce arkadaşlar insülin koyunlardan elde ediliyormuş mesela. İşte binlerce koyunun pankreasları sıkılarak çok az miktarda insülin elde edilebiliyormuş. Yeterince bulunamıyormuş hastalar için. Ayrıca o insülin, koyundan üretilen insülin insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyormuş. Fakat buradan elde ettiğimiz insülin insanın kendi ürettiği insülinin tıpatıp aynısı. Niye? Çünkü o gen bölgesini klonladık. O gen bölgesinden üretilen insülin bu. Dolayısıyla alerjik reaksiyonlara da sebep olmuyor diğeri gibi. Başka neler üretebiliriz arkadaşlar bu yöntemle? Yine aynı yöntemi kullanarak mesela hipofizin ön lobundan STH üreten bir hücreden DNA'daki o büyüme hormonu gen bölgesini kessek, aynı yöntemlerle çoğaltsak ne yaparız? İnsanda büyüme hormonu üretebiliriz. Yine heparin diye bir madde vardı hatırlayın. Damar içinde kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir maddeydi. Kalp krizi tedavisinde kan pıhtılarını çözen çeşitli proteinleri bu şekilde elde edebiliriz. Çok önemli bir gelişme bu. Neden? Çünkü damar tıkandığında arkadaşlar buradan sonraki kısım kalbin o kısmı ölüyor, hücreleri ölüyor ya da işte bir süre çalışmayabiliyor. Dolayısıyla kalp krizi dediğimiz olaya sebep oluyor. Biz bu pıhtıyı daha önceden belirler ve şurada ürettiğimiz ilacı o hastaya verirsek kalp krizi geçirmesini engelleyebiliriz. Ya da yine aynı şekilde pıhtı oluştu diyelim ki bu sefer beyne doğru giden kılcallarda bir tıkanıklık oluştu. Beyin kılcallarından bir tanesinin tıkalı olması o beyin bölgesinin çalışmaması haline gelebilir. Hücreler buradaki ölebilir. Bu da felç demek. Çok önemli bakın, inme ya da felç dediğimiz durum. Bunu bile önleyebiliriz eğer biz bu pıhtıyı bu ilaçla çözebilirsek. Oldukça bakın önemli ürünler bunlar. Gen klonlamasıyla bunları elde edebiliyoruz. Biraz önce büyüme hormonundan bahsetmiştim. Çocukluk döneminde büyüme hormonu az olan, normalden az olan çocuklar tespit edilirse cüce kalmaları, kısa boylu kalmaları mesela yine bu ilaç verme yöntemiyle engellenebilir. Bir başka yöntem ne üretebiliriz bakın. Toksik atık maddelerin bakterilere gen aktarılması yoluyla temizlenmesi yine mümkün. Diyelim ki bir petrol tankeri var ve denizde ilerlerken bir kaza geçirdi. Petrol suya yayıldı. Normalde bu petrolü temizlemenin başka bir yöntemi neredeyse yok gibi arkadaşlar. Eğer petrol bu denizde kalırsa orada yaşayan canlıların çoğu ölecektir. Onlara zehir etkisi yapacaktır. Fakat gen aktarımıyla üretilen bir bakteri buraya atıldığında petrolü kendisine lazım olarak kullanan bakteriler var. İşte o petrolü alıp başka maddelere dönüştürdüğü için denizleri bu atık maddelerden kurtarmış olabiliyor. Ya da kanalizasyon sularının o atıklardan temizlenmesi mümkün hale gelebiliyor. Yine bu yöntemlerle arkadaşlar bitkilere zararlılara karşı direnç geni aktarabiliyor. Mesela domates güvesi dediğimiz bir güve var ve domatesi çürütüyor. Eğer biz domatese bu güveyi larva aşamasında öldüren bir toksini üretebilecek hale getirirsek, o geni aktarırsak ne oluyor? O toksinle larva halindeyken kendi kendine onu yok etmiş oluyor. Dolayısıyla domates güvesinin oluşması engellenmiş oluyor ve zararlılara karşı direnç kazanmış oluyor. Buna benzer daha birçok yöntemde gen klonlaması, gen aktarımı yöntemi kullanılabiliyor. Şimdi bu sıralamayı bir de burada görelim arkadaşlar. Plazmit bakteriden izole edildi ilk aşama olarak. Klonlanması istenen geni taşıyan DNA da yine hücreden izole edildi. Bu iki aşamayı unutmayacağız. Bu iki aşama biri önce biri sonra, biri önce biri sonra verilebilir sorularda. İkisi yer değiştiren sorularda olabiliyor. Şıklardaki duruma göre değerlendirirsiniz. Üçüncü sırada ne yapılıyor arkadaşlar? İzole edilen DNA ve plazmit restriksiyon enzimleriyle kesiliyor. Dikkat! Aynı enzimle kesilmesi çok önemli. Bu enzime restriksiyon endonükleaz da denebiliyor. Restriksiyon enzimleri DNA ve plazmitteki özel bölgeleri tanır ve nükleotit dizilerini bu noktalardan keser. Böylece karşılıklı
nükleotit uyumu sağlanacak şekilde hem plazmit hem gen bölgesi uygun hale gelir ki biz onu ne yapabileceğiz? Birleştirebileceğiz. Kesilen plazmit ve klonlanacak gen hangi enzimle arkadaşlar? DNA ligaz dediğimiz enzimle birleştirilecekler. Bu iki enzim ismini unutmayın. Daha önce de replikasyonda bazı enzim isimleri vermiştim. Onları lütfen unutmayın. Böylece ne olacak? Rekombinant bir DNA molekülü elde edildi. RDNA dedik biz buna. Artık genetiği değişti. DNA'nın yeni bir gen yapısına sahip olan DNA elde ettik. Yeni bir nükleotit dizilimine sahip DNA'mızı elde ettik. Oluşan RDNA molekülü, yani genetiği değiştirilmiş plazmit, bakteri hücresine tekrar aktarıldı. İstenen geni taşıyan bu plazmit ne olarak kullanıldı arkadaşlar? Vektör, yani taşıyıcı olarak kullanıldı. Ve son aşama olarak bakteri kültürde çoğaltıldı. İstenen geni taşıyan, dolayısıyla bu gen tarafından kodlanan proteini sentezleyebilen yüzlerce yeni hücre elde edildi. Biz bunlara ne diyoruz işte? Klon diyoruz. Seçilen klonlar ile istenilen amaca yönelik değişiklik uygulamalar yapılabildi. Bunların örneklerini de biraz önce gösterdim. Plazmit neymiş? Şurada bir kez de onu tekrar edelim. Bakterilerde kromozom dışında bulunan, kendi kendine bölünebilen halkasal yapıdaki küçük DNA'lardır. Ve biz bu gen klonlamasında bunları kullanabiliyoruz. Rekombinant DNA teknolojisini gördük şimdi biz. Nerelerde faydalanabiliriz biz bu alanda? Sanayi alanında, tarım alanında, ilaç üretimi gibi birçok alanda yararlanabiliriz. Mesela bu yolla elde edilen büyüme hormonu cücelik tedavisinde kullanılabiliyor. Biraz önce örneğini vermiştim. Bitkilere aktarılan bir gen bu bitkilerin zararlı organizmalara karşı direnç kazanmasını sağlıyor. Yine biraz önce konuştuk. Bu yöntemle elde edilen bakteriler toksik yapıdaki atık maddelerin temizlenmesinde kullanılabildi. Petrol örneğini verdik. Bu yolla üretilen insülin hormonu şeker hastalarında kullanılabildi. Böylece yaşamlarını sürdürebildiler. Ve bu teknolojiyle üretilen çeşitli enzimler var arkadaşlar. Biraz da bunlardan bahsedelim. Bu enzimler deterjanların içine konabiliyor mesela. Ve deterjanlar, reklamlarda görüyorsunuz, çok düşük ısılarda çeşitli organik maddeleri, leke olarak söylediğimiz maddeleri çıkarabiliyorlar. İşte vişne lekesi, şeftali lekesi, yağ lekesi gibi çeşitli lekeleri çıkarabiliyorlar. Ne sayesinde? İşte o yapısındaki enzimler sayesinde. Çünkü enzimler organik maddelere etki edebiliyorlar. Mesela deterjan boyayı niye çıkaramıyor? İşte o enzim organik olmayan bir maddeyi çözemiyor. Bu yüzden o lekeyi çıkaramıyor. Yine bu teknolojiyle şeker, peynir gibi şeyleri üretebiliyoruz. Gerçi tartışmalı, mısır nişastasından şeker elde edilebiliyor. Günümüzde artık bu neredeyse bebek mamalarına kadar girdi. Çikolata, bisküvi, paketli gıdalar, toz şekerler, bunların içinde mısır nişastası olması tartışmalara yol açtı. Daha önce işte açlığa çözüm bulalım ya da işte hayvan yemi olarak kullanalım diye başlanan bu çalışmalar şimdi artık gıdalarımızın içine de girmeye başladı. Fareler üzerinde yapılan bazı deneylerde tümör oluşumuna sebep olduğu görüldü bu genetiği değiştirilmiş bazı organizmaların, dolayısıyla tartışılıyor. Yine peynir üretiminde kullanılabiliyor bu teknoloji. Rekombinant DNA teknolojisiyle bakın aşı üretebiliyoruz. Günümüzde bakın çok fazla konuşuluyor artık. Bugün işte COVID diye bir hastalıktan, korona diye bir virüsten bahsettik. 2 sene gündemimizde kaldı, daha da kalacak muhtemelen. Ve onunla ilgili aşı üretiminin her aşamasında arkadaşlar biyoteknolojik yöntemler var. Aşının üretilmesinde bütün bu yöntemler kullanılıyor. Çeşitli antibiyotikler üretebiliyoruz yine rekombinant DNA teknolojisiyle ve bakterileri yok edebiliyoruz. İnsanların kendi bağışıklık sistemiyle yok edemediği, iyileşemediği durumlar olabiliyor bakteriyel hastalıklarda. Antibiyotik kullanarak o bakterileri yok etmekte vücudumuza yardımcı olabiliyoruz. Fakat bunda da yine bir tartışma söz konusu tabii. Eğer bilinçsiz olarak antibiyotik tüketirsek, mesela kutunun yarısını
içtik yarısını bıraktık. O sırada bakteriler konjugasyonla birbirine gen aktarıp bu antibiyotiğe karşı direnç kazanabiliyorlar ve biz tekrar hastalandığımızda aynı antibiyotik o bakteriye etki etmiyor. Artık daha güçlü antibiyotikler üretmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bakteriler daha güçlü, daha hastalık yapıcı, daha öldürücü hale gelebiliyor direnç kazandıkları için. Bu yüzden arkadaşlar hekim kontrolünde mutlaka antibiyotik kullanmak gerekiyor. Lütfen onun bunun tavsiyesiyle antibiyotik kullanmayın. Hekim tavsiyesiyle başladıysanız da mutlaka bitirene kadar kullanın. Yine bu teknolojiyle arkadaşlar antikor üretebiliyoruz. Hatırlayın, dolaşım sisteminde size bahsetmiştim. Serum diye bir madde vardı. İçinde hazır antikor vardı. İşte o hazır antikorları vücudumuza verdiğimizde daha çabuk iyileşme sağlayabiliyorduk. Yine koronayla ilgili tedavi sürecinde bu antikorlardan çokça bahsedildi. Hastalığı geçirmiş olan insanlardan alınan antikorlar hastalığı geçiren insanlara verildiğinde iyileşme sağlanabildi. Yine hem virüs hem bakterilerin yok edilmesinde etkili olan bağışıklık sistemimizin bir maddesi interferon. Bu interferonu üretip yine hasta kişilere verdiğimizde onların daha çabuk iyileşmesini sağlayabiliyoruz. Bütün bunların üretimi gerçekten çok çok önemli, çok çok faydalı. Yine yapay doku ve organ üretebiliyoruz mesela. Organ bekleyen birçok insan sağlığına kavuşabiliyor böylece. Fakat dediğim gibi her üretimin tartışmalı yönleri de var. O tartışmalı yönlerini göz önünde bulundurarak çalışmaları kontrol altında yapmak gerekiyor. Bununla ilgili çeşitli hukuki süreçler var. Çeşitli anlaşmalar imzalandı ve bu anlaşmalara uygun bir şekilde, etik bir şekilde bu üretimleri yapmak gerekiyor. Kontrollü olması gerekiyor. Mesela ilaç üretiminde kullanılabiliyor. İlacın insan vücuduyla ilgili etkileri mutlaka araştırılmalı arkadaşlar. Bununla ilgili tarihte talidomit faciası diye bir olay var. İnternetten araştırmanızı tavsiye ederim. Talidomit bir ilacın etken maddesi. Bu ilaç üretildikten sonra yeterince araştırma ve kontrolleri yapılmadan piyasaya sürülmüş ve bir ülkede bir kadın bunun denetimini yapıyor ve onun imzası olmadan ülkeye sokulamıyor. İmzalamıyor ve ilaç firmasına bununla ilgili kafasında soru işaretleri kaldığını, açıklama yapmalarını istediğini söylüyor. İlaç firmasının yaptığı açıklamada bu kadın ikna olmuyor ve ülkeye bu ilacı sokturmuyor. Başka bir ülkede ise direkt imzalanıp ilacın ülkeye girmesi serbest hale geliyor. Ve o ilacın serbest kaldığı ülkede çocukların çoğu arkadaşlar uzuvsuz doğdu. Kolu bacağı olmadan doğdu. İnternetten talidomit faciası diye araştırdığınızda görsellerini görebilirsiniz. Birçok engelli çocuk dünyaya geldi. Ve bu ilacın etkisi hamilelik sürecinde o mide bulantısı, kusma gibi belirtileri ortadan kaldırıyordu. İşte bu tür şeyleri ortadan kaldırması için üretilen bir ilaçtı. Hakikaten de kullanan kadınlar o hamileliğin ilk 3 ayında yaşadıkları mide bulantısı, kusma gibi şeyleri yaşamadılar. Fakat eğer çocuklarının böyle doğacağını bilselerdi kesinlikle kullanmazlardı. O şeyi, rahatsızlıkları çekmeyi tercih ederlerdi eminim ki. Bu yüzden arkadaşlar tabii ki ilaç üretmek, hastalıklarla mücadele etmek çok önemli. Fakat bunların kontrollerinin iyi yapılması, hemen insan üzerinde denenecek hale gelmemesi gerekiyor. Bu tür etik kurallara uymak gerekiyor. Hukuki süreçleri yerine getirmek gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siz şimdi bu sayfayla ilgili sorularınızı çözün. Sonraki derste buluşuruz.